Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bedelliğe gittik, askerliğimizi tamamladık. Bununla ilgili önemli bilgileri size vermeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk önce askerliğe en başından en sonuna kadar bütün her şeyi anlatacağız. Ne alınması gerekiyor yanınıza, ne almamanız gerekiyor, bunları da anlatacağız. İlk önce şubelerden aldığımız belgeyle, o zarf içinde verilen belgeyle askerlik yapacağınız birliğe gidiyorsunuz. Bu birliğe katılma aşamasında öncelikle insanlar sıra oluyor. Yani herkes orada birikiyor önünde. Bunun için erken gitmeniz önemli. Yani bence sona kalmayın derim, erken gidin. Bu birliğe katılma aşamasında da sizin artık birlikteki işte takımınız ve manganız belirli olacak. Bu sadece sizin girdiğiniz sıraya göre oluyor. Yani biraz size bağlı. Hani erken giderseniz daha ilk takımlarda, geç giderseniz sonraki takımlara giriyorsunuz. Tabii ki bu da biraz şans. Öncelikle gittiğinizde sizden çantanızı bir arama yapılıyor. Bu arama sırasında kesici delici malzemeler alınıyor. Mesela makas, işte bazıları cımbızı almadı. Ondan sonra bu tırnak makaslarının arkasında keskin olan bu tırnak törpüleme dalgalarını kırıp öyle aldılar veya direkt almadılar. Bir de deodorant, kolonya gibi malzemeleri de almıyorlar. Bir de bildiğimiz gibi fotoğraf çeken telefonları almıyorlar. Birliğe katılma aşamasında kusura bakmayın askerlikte işte hastalık oranı çok fazla olduğu için biz de nasibimizi aldık bu konuda. Birliğe katılma derken sıraya giriyorsunuz. Arama tarama işlemleri bittikten sonra size küçük bir kitapçık veriliyor. Girdiğiniz sıraya göre burada işte takımınız ve manganız ve kaçıncı adam olduğunuz belirleniyor. Ondan sonraki işlem ise kıyafet alımına geçiyorsunuz. Size burada şapka veriliyor. Şapka eğer yazın gidiyorsanız yazlık şapka almayı tercih edin. Kışın gidiyorsanız kışlık şapka alın. Çünkü bazı eğitimler yağmur altında oluyor. Hani eğitime gittiğinizde yağmur başlıyor. Kafanız ıslanabilir. Ondan sonra gömlek, kamuflaj gömlek ve pantolonunuz veriliyor. Bunda dikkat etmeniz gereken bedeninize uygun kıyafetleri seçmeye çalışın. Çünkü çok bol olabiliyor veya dar olabiliyor. Bu işte sıkıntılar çıkarıyor. Ondan sonra bot alıyorsunuz. Botu da her zaman bir numara büyük alın. Çünkü yani ben bir numara büyük aldım. İçime termal çorap giydim. Biraz kalındı, yünlü gibi. Bu yüzden çok rahat. Hani tabanla ihtiyaç duymadım. Bazıları hani tabanlık falan getirdi. Yani bot ne vurdu, ne sıktı, hiçbir sorun yaşamadım. Zaten zamanla bot ayağınıza alışmaya başlıyor. Sonra toplu halde kıyafetlerinizi aldıktan sonra tabii bu arada kıyafeti almadan önce doğum tarihinize göre size tetanoz ve bir aşı daha yapılıyordu ama şu anda hatırlayamıyorum. İki aşı, kızamık. Tetanoz ve kızamık aşıları yapılıyor. Ondan sonra kıyafetinizi alıyorsunuz. Manganızla beraber. Bu arada manga dediğimiz 20 kişilik grup. Takımsa 4 mangadan oluşuyor. Bu da bir bölüğe bağlı oluyor. Dediğim gibi sonra manganızla beraber, manga komutanınızla yatakhanenin koğuşun olduğu yere geçiyorsunuz. Dediğim gibi o sıraya göre mesela ben dördüncü adamdım. Yatakların üstünde yazıyor işte birinci takım, dördüncü adam diye. Her şeyiniz hazır. Yatakhaneye geçiyorsunuz. Bundan sonra rütbelere de değinelim. Rütbelerde bizim manga komutanımız kısa dönem askerdi. Onların üstü
takım komutanları var. O Teğmen'di. Takım komutanından sonra ise bölük komutanımız vardı. O da üst Teğmen'di. Bunlar bizi eğitti. Bundan sonraki konu WC, duş. WC tabii ki kişi sayısı çok olduğu için çok sıkıntılar çıkıyor. Alaturka tuvaletler. Bazen sular kesilebiliyor. Yani büyük sıkıntılar var. Lütfen tuvaletlerde hani kendiniz için özen gösterin. Çünkü herkes bir kere de olsa bu alanları temizleyecek. Duş konusu haftada iki kere duş yapabiliyorsunuz. O da herhalde 15 dakika süreli diye hatırlıyorum. Tabii bir 15-20 dakika olabilir. Duşlarda da işte suyunuz sıcak akıyor. Hani su konusunda sıkıntı yaşamadık. Ama WC'lerde önemli olan şey hani tıraş olacaksınız. Bu tıraş zamanı çok önemli. Çünkü bazıları geceden oluyor. Mesela ben çok tıraşa alışkın bir insan değilim. Ben de denedim bir kere geceden olmayı. Gece tıraş olursanız sabaha hafif sakalınız sıkıyor. Arada kontrol yapılıyor. Bu çıktığında sorun olabilir. Onun için bana göre hani ya sabah kalkıp erken bir saat erken kalkıp yaparsınız veya yemek kahvaltıdan sonra yapabilirsiniz. Kantin, para, gazino konusuna gelirsek nakit para geçmiyor öncelikle ama yanınızda nakit para bulunması gerekiyor çünkü dışarıda bildiğimiz gibi o kutulardan var. Siz hani para kartı veriyorlar. Para kartını okutup işte kola, bisküvi gibi şeyler alabiliyorsunuz. Ayrıca kantin askeriyenin özel kantinleri var. Burada da bizim mesela bölüğümüzde pide vardı, döner vardı, pizza vardı. Bayağı şey vardı. Kusura bakmayın. Dediğim gibi yanınızda banka kartı da olabilir. Banka kartı zaten ATM'ler var oradan para çekebiliyorsunuz. Bu arada banka kartı da geçiyor. Ben normal o kutulardan alınan kartlardan almadım. Sadece normal banka kartım vardı. Bununla işte gazinodan, özel kantinlerden alışveriş yaptım. Tabii ki onu şeyde kullanamıyorsunuz kutularda. Başka bu arada o kutularda kullanılan kartlar genelde para yutuyor. Mesela yüksek miktarda yükleme yapmayın. 50 lira mesela koymayın. Bazı arkadaşların 40 lirası direkt gitti yani. 5 lira 5 lira koyup veya 10 lira 10 lira koyup kullanmanızı tavsiye ederim. Eğitimlere gelirsek eğitimler ilk önce selam verme, işte yürüyüş, ondan sonra silahlı selamlar gibi şeyleri gösteriyorlar. Tabii bazı bu bölükten bölüğe göre değişebiliyor. Sizin işte bölüğünüzde sadece yürüyüş çalışması yaparken alt bölükte şınav çekilebiliyor. Bu dediğim gibi ilk girdiğiniz o sıralamaya göre şansınız artık. Hani iyi komutanlara düşerseniz iyi, rahat geçirirsiniz ama sıkı komutanlara düşerseniz biraz yorucu oluyor. Genelde bu terhis belgesi almadan önce törende yürüme gerçekleştiriyor. Marşlar söyleniyor. Bunun için sizi sadece bu törenlere hazırlıyorlar. Sadece yürüyüş yapıyorsunuz. Çok bir şey yapmıyorsunuz. Alınması gerekenler var. Onları en son anlatacağım. Hava şartları mutlaka kışın gidiyorsanız termal içlik falan ayarlayın. Çünkü soğuk oluyor. Kreminiz olsun. Elleriniz kuruyabiliyor, çatlayabiliyor. Soğukta dediğim gibi sıkıntılar var. Ona göre kıyafet seçimi yapın. Şimdi yemekhaneye gelirsek, yemekhane de yine özel şirketlere verilmiş. Yani siz gidip orada patates soyup asker yapmıyor. O sistem değişmiş. Özel yemekler geliyor, yiyorsunuz. Onlar da bana göre çok kötü değildi yemekler. Hani ben 21 günde iki kere yemek yemedim. Onda da işte bir kere ıspanak çıkmıştı, bir kere pırasa çıkmıştı galiba. Genelde yemekler tabii biraz yağlı. Ama genel olarak çok kötü değil diyorum. Ama tabii ki her şeyde sıra olacak. Yemekhanede, tuvalette, form doldurmada. Bu açıdan çok sıkıntılar çekeceksiniz.
Bunları hallettikten sonra da kıyafet teslimi var. Sizden şapkayı, gömleği. Bu arada unuttum, şimdi aklıma geldi. Kıyafetleri aldıktan sonra yatakhanenizde yatağınız belirlendikten sonra parka almaya gidiyorsunuz. Yani bizde öyleydi, en son onu verdiler. Parka çok güzel. Yani içinde polar bir yeleği var. Arkasında küçük bir tane de yağmurluk şapkası var. Cepli. Güzeldi yani. O sizi soğuktan koruyabilecek ama tabii ki kışın gidiyorsanız dediğim gibi mutlaka termal içlik almanız gerekiyor. Bunları en son hepsini teslim ediyorsunuz. Teslim ettiğinizde size bir onay veriyorlar. O onaydan sonra da zaten terhis belgesini alıyorsunuz. Terhis belgesini aldıktan sonra zaten işiniz bitiyor. Gelelim hastalık revir konusu. Revire gitmek istiyorsanız gece içtimasında, içtima dediğimizde bu arada sayım gibi bir şey. Sizi işte bölüğün önüne çıkarıp orada saymaya başlıyorlar. Her gün yani sayım oluyor. Dediğim gibi gece içtimasında adınızı manga komutanına yazdırıyorsunuz. Ertesi gün revire gidiyorsunuz. Orada gayet iyi bakıyorlar. Hani bir sıkıntı çıkmıyor. Hani öksürüğünüz varsa hemen gidin. Yani bazı arkadaşlar mesela gitmiyordu. Gitmemelerinin sebebi de komutanlarımız şöyle bir şey söyledi. Hani sürekli revire gidip zaman geçiren arkadaşlar vardı. Onlara hani sanırım numara yapanlar, onlara 3 gün istirahat veriyorlar. Bedelli de istirahat süresi 2 gün. 2 günü aşınca askerliğiniz uzuyor. Mesela 3 gün, 5 gün eğer istirahat alırsanız, yatak istirahatı, bu sefer askerliğiniz 2 günden sonra uzamış oluyor. Bunun için hani hastalanıp gitmeyen arkadaşlar çok vardı. Ben gittiğimde ilaçlarımı aldım. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bu arada ilaçları işte revire gittiğiniz gün akşamı geliyor. Bölüğünüzde işte revire götüren arkadaş size akşamları kaç ilaç içecekseniz onu tek tek teslim ediyor. Bu arada düz tabanlar revire gidebilir veya ayağınız bot ayağınıza vurursa, stoplarsa gidip terlik istirahatı alabilirsiniz. Sakalınızı kestiğinizde şuralarda bazı arkadaşlar çok tahriş oluyor. Gittiğinizde yine sakal istirahatı alabilirsiniz. Bir iki gün kesmiyorsunuz. Bunun gibi şimdi önemli olan bilgiler. Yani size vereceğim taktikler. Arkadaşlar herkese bir silah numarası veriliyor. Bu numarayı unutmayın. Ondan sonra silahınız, siz aldıktan sonra imza atıyorsunuz. Sizde eğitim sürecinde sizde silahı düşürmemeye çalışın. Eğer silah düştüğünü o sesi bir komutan duyarsa büyük ihtimalle şınav çekmek zorunda kalacaksınız. Yine içtima sırasında manga sırasına giriyorsunuz. Ama bizde hani adam sırasına göre değil, karışık giriyorduk. Bu arada bu sırada mıntıka temizliği dediğimiz bölgesel temizlikler var. İşte dışarının temizliği veya yatakhane temizliği. Genelde komutanlar ilk onu ve son onu şeklinde alıyorlar. Genelde sırada hani çok böyle hani iş yapmayayım falan diyorsanız sıranın ortalarında bulunmaya çalışın. Önde bulunursanız %90 mıntıka temizliğine gideceksiniz. Bu arada ben sigara içmiyordum ama sigara içen çok fazla arkadaş vardı. Lütfen arkadaşlar sigara içip yere atmayın. Çünkü o mıntıka temizliğine tek tek onları topluyorsunuz. Bunun yerine küçük pet şişeleri, zaten su içtikten sonra pet şişeniz olacak. Cebinizde dursun. Bütün askerliğiniz boyunca yani içtiğiniz sigaranın izmaritini oraya atabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani siz atmazsanız siz de toplamıyorsunuz. Sizin için dinlenme vakti kalıyor. Eğitim sürecinde marş söylüyorsunuz. Marşı ne kadar söylemezseniz veya işte düzgün yürümezseniz bu eğitim süreleri uzuyor. Normalde işte yarım saat yapacağınız veya 15 dakika yapacağınız şey 1 saate veya 45 dakikaya kadar çıkabilir. Bu da sizin iyiliğiniz için. Ne kadar düzgün davranırsanız o kadar dinlenme zamanı artar. Eşime alınması gerekenlere söylüyorum girerken. Mutlaka kışın gidiyorsanız kalın eşortman takımı alın. Ben normalde pijama da aldım. Bu arada pijama da veriyorlar askere de ama hani
nasıl diyeyim, bu Gaffur vardı. Gaffur pijaması gibi bir pijama veriyorlar, mavi. Yani giyeceğinizi düşünmüyorum. Belki yazın olabilir ama ama kalın eşofman alırsanız kışın onu yatarken de giyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Duşa gideceğiniz zaman giyebilirsiniz. Diş fırçası, diş macunu, bunları alın. Yatarken zaten akşam içtiması 8 civarıydı sanırım. Bir de yat içtiması var. O işte 8'de veya tabii değişiyor bu saatler. Hani 6, 7'de de olabiliyor. Bu içtima size bu arada girerken o manga sırasında bir kitapçık veriyorlar. Onu okuyup o saatleri öğrenebilirsiniz. Hepsi yazıyor. Gerçi tahris belgesini almadan önce onları geri iade ediyorsunuz. Dediğim gibi o akşam içtimasından sonra yat içtimasına kadar bir zaman kalıyor. Burada tuvalete ihtiyacınızı, diş fırçalama ihtiyaçlarınızı halledebilirsiniz. Tıraş bıçakları alın. Ben dandik bir şey almıştım ama dandik almanızı önermiyorum. Hani çalıntı falan çalma durumları olur diye. Böyle bir sıkıntı olmuyor. Zaten herkesin var. Kaliteli bir şey alın çünkü her gün tıraş olduğunuz için yanaklarınız tahriş olabiliyor. Ondan sonra tıraş köpüğü almayı unutmayın. Şampuan alın. Yine dediğim gibi duş olacak. Duşa gittiğinizde şampuanınızı alın. Krem alın. Kreminiz de yine tıraş olduktan sonra yanaklarınıza mutlaka sürün, tahrişi önlemek için veya soğukta elleriniz işte çatlayabilir, oraya sürersiniz. Yani krem de bulunması gerekenlerden. Bu arada dediğim gibi mesela bizim takım işte 80 kişilikti ve tek yatakhanede yatıyorsunuz koğuşta. Bir kişi hasta olduğunda bizi bir kere yağmurda eğitim yapmıştık. Sonra bir kişi hasta oldu ve bütün herkese yayıldı. Bunun için yanınızda C vitamini, boğaz pastili %100 bulunması lazım. Bende yoktu ama Revir'den almıştım, iyi geldi. Yani mümkünse öksürük şurubu da olabilir. Bu arada bunları da revirci arkadaşa teslim ediyorsunuz bölüğünüzde. Veya bazılarını almıyorlar. Manga komutanınıza söylersiniz. Onlar size günlük ihtiyacınızı akşam veriyorlar içtimadan sonra. Tırnak makası alınması gerekiyor. Çünkü botta bazen parmaklarınız birbirine vurduğunda hani kesip düzeltmeniz gerekir. Ama işte o da törpüsüz, o keskin kısmı olmayacak. İsteğe göre iç çamaşır alabilirsiniz. Askeriye ikişer tane fanile ve iç çamaşırı veriyor. Ama hani ben sürekli değiştiririm diyorsanız, ben mesela kendim 3-4 tane götürmüştüm yanımda. Duş aldıkça atıyordum onları. Bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi isteğe bağlı iç çamaşırı götürebilirsiniz. Mesela 20 tane getiren vardı. Gerçi hepsini kullanmadılar, yani 20 tane de götürmeye gerek yok. Terlik lazım oluyor. Şöyle lazım oluyor. Tuvaletlerde terliğinizi kullanıyorsunuz. Duşa gittiğinizde, bizim duşumuz bölüğümüzden biraz uzaktaydı. Onun için mesela spor ayakkabılarımızı giyiyorduk. Gidiyorduk. Orada terliğimizi giyiyorduk. Duşu alıp sonra spor ayakkabılarımızı giyip tekrardan geri dönüyorduk. Torba yanınızda olsun, birkaç tane kalın. Çünkü o duşa gitme gelme durumunda malzemelerinizi içine koyacaksınız. Spor ayakkabı zaten az önce de bahsettim. Spor ayakkabınız olması gerekiyor. Selpak, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil %100 olması lazım. Çünkü bizde mesela 2 haftadan sonra bütün her yerde selpaklar bitti. Ben yanıma bir sürü aldığım için arkadaşlarıma da vermiştim. Islak mendil de yine lazım oluyor. Botunuzu her gün boyamanız gerekiyor. Hani bazen böyle çok batmadıysa ıslak mendille silip kurtarabilirsiniz. Yine kışın gidiyorsanız %100 boyunluk alın bence, askeri renklerde. Yeşil, koyu yeşil veya açık yeşil olabilir ama siyah almayın çünkü göze çok çarpıyor. Boyunluğu kafanıza da geçirebilirsiniz sıkıntılı havalarda. Dediğim gibi yünlü çorap bence çok gerekli. Zaten ayakkabıyı bir numara büyük alıyorsunuz ve o tam oturuyor. Hani vurma gibi hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama ayağınız da üşümüyor. Çünkü askerliğin bence %70'i ayakta geçiyor. Hep bekliyorsunuz. Sürekli bekliyorsunuz. Ondan sonra termal içlik. Hem üst hem alt. Mesela ben askerliğim boyunca neredeyse hiç çıkartmadım yani. Onun için çok yararlı. Kış dönemi için.
Telefon konusunu tabii ki yanınıza telefonunuzu, şarj aletinizi alacaksınız ama fotoğraf çekmeyecek. Fotoğraf çeken eğer yakalarlarsa askerliğiniz yine uzamakta. Bu arada bizde de yatakhanede şarj etme yeri yoktu. Dışarı böyle masa gibi bir şey yapmışlardı. Oraya takıyorduk, şarj ediyorduk gece. Para tabii ki lazım olacak. Nakit para ve banka kartı yanınıza alın. ATM'lerde bulunacak. Ondan sonra orada size 5 lira karşılığındaydı galiba. Bu şeylerden, kutu makinalarından kartla içine para doldurup kola, fanta, işte bisküvi tarzı şeyleri, suyu alabilirsiniz. Tabii ki normal kantinden de şeyle alabiliyorsunuz. Banka kartınızla. Not defteri alın bence çünkü botun üstünde bir tane numara var. Sağ iç tarafında olması lazım. Onu yazın hani çalınma durumlarına karşı aldığınız zaman. Ondan sonra manga numaranızı, takım bölüğü yazın. Çünkü bazen size soruyorlar hangi bölüktesin, hangi takımdasın, işte kaçıncı adamsın filan. Unutmamak için. Ondan sonra yine silah numarası var. Silah numarasını yazmayı unutmayın. Bazı durumlarda IBAN istiyorlar. Oraya IBAN numaranızı yazmayı unutmayın. Tabii ki kalem, bu notları alabilmek için bolca form dolduracaksınız. Kendi kaleminizi vermeyin tabii başkasına. Çünkü kaleminizi verdiğiniz anda kayboluyor. Nereye gittiği belli olmuyor. Çok insan olduğu için. Sağlık sıkıntınız varsa mutlaka rapor alın. Çünkü hani raporsuz doktor hiçbir şey, ben bir şey yapamam diyor, vermiyor. Ama herhangi bir raporunuz varsa gösterirsiniz. Ona göre işte terlik istirahat veya işte eğitim, spor istirahatı alabilirsiniz. Sesten rahatsız oluyorsanız kalabalık koğuşlarda mutlaka kulak tıkacı alın. Kilit, ondan sonra dolaplarınız büyük ihtimalle benimki mesela kilitlenmiyordu. Yani kilit takılmıyordu. Sizde de öyle olacaktır. Ama botlarınızı şu iç tarafında böyle demir böyle halkalar var, ipin geçtiği. Oradan kilitleyebilirsiniz isteğe bağlı. Ben sadece son gün kilitlemiştim. Siz de ilk ve son gün kilitleyin. Çünkü bazıları mesela ayağına bot olmuyor o anda. İlk gün işte değiştirebiliyor. Veya işte son gün hani botu vermek istemeyenler olabilir. Sizin botunuzu mesela alır adam, onu teslim eder. Siz botsuz kalırsınız. Teslim edemezseniz aldığınız şeyleri, terhis belgenizi alamıyorsunuz bu arada. Askeri cüzdan, bu hani boynumuza takılan kamuflajlı cüzdanlar var. Kartlarınızı, nakit paranızı, kimliğinizi ona koyarsınız. Sürekli göğsünüzde olur. Çünkü cepler bol oluyor, düşebiliyor. Yani hırsızlık olacağını çok düşünmüyorum ama hırsızlık olabilir. Onun için yanında bulundurursunuz. Ayakkabı boyası. Ayakkabı boyası gerekli çünkü sürekli her gün boya yapmanız gerekiyor veya ıslak mendille söylemiştim. Hafif silerek kurtarabilirsiniz. Bir de askeriye size baş havlusu ve beden için havlu veriyor, iki tane. Bu havlu dışında hani ayağım, yazın ayak kokusu olur filan diyorsanız ayak havlusu da alın. Akşamları hani yıkayıp kurulayabilirsiniz. Dediğim gibi malzemeleri de saydık. Bu şekilde hani bedelli olduğu için size zaten komutanlar genelde soruyor hani bir sıkıntınız var mı? Varsa mutlaka söyleyin. Hani hepsi demeyeyim de bazıları iyi niyetle size yaklaşmaya çalışıyor. Bir sıkıntınız varsa dile getirin, çözmeye çalışırlar. Bu arada dediğim gibi sürekli bekleyeceksiniz, sürekli sıraya gireceksiniz. Yemekhane, gazino, çay, su, hepsinde sıraya gireceksiniz. Sürekli ayaktasınız. Dediğim gibi bazı arkadaşlar mesela tabanlık falan götürdü bu beklemelere karşı ama çok kullandıklarını düşünmüyorum. Hani botu bir numara büyük alarak bunu kurtarabilirsiniz. Yine sorularınız varsa alt kısma yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi soruları yazarsanız alt kısımdan en yakın zamanda cevaplayacağım. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.